değerli temsilcileri, Türkiye Döküm Sanayici Derneği'nin eğitim organizasyonu TÜDOKSAT Akademi'nin düzenlediği yeni bir sohbet etkinliğinde beraberiz. Sohbetlerimize internet üzerinden, web üzerinden devam ediyoruz. O nedenle de seminer değil, webinar diyoruz. Gayet açık, anlaşılabilir gerekçelerle. Pandemi devam ediyor. Hepimize düşen görev kendimizi korumak, sağlıklı kalmak, sağlıklı günler geçirmek. Çünkü pandeminin hem bireysel hem aile sağlığımızda yaratacağı şeyler, sorunlar az değil. Bütün bu kapanış öyküleri, alınan tedbirler hepimizin uyması için. Biz de bunlara uyarak etkinliklerimize devam edeceğiz. Şimdi bir önceki webinarımız bizim 26 Ocak'taydı. Orada uygun mangan kükürt oranı ile dökme demirde mukavemet artışının sağlanmasını tartışmıştık. Nasıl sağlanabileceği konusunda değerli bir makaleyi paylaşmıştım ben sizlerle. Bugün veya aslında tesadüf tamamen bu ayın iki konusu var. Birisi 9 Şubat'ta bugün. Endüstri 4.0 ve yapay zeka optimum döküm kalitesi için nasıl kullanılır? Ve üretimden pratik uygulamalarla Dize İtal Press'i temsilen veya Norkan grubu temsilen bir sunum dinleyeceğiz bugün Yunus Bey'den. Bir sonraki webinarımız 23 Şubat'ta gene benzer konu Bilişim ERP'den kurumsal kaynak planlama ve Bilişim Business Intelligence. Yapay zeka gene, yeni nesil iş zekası. Bu ay tamamen tesadüf diyelim. Biraz bizim iş yapış yöntemlerimizi kolaylaştırıcı iki konu seçilmiş durumda. Devamında Mart ve Nisan aylarında her ay iki webinarla sohbetlerimize devam edeceğiz. Şimdi bir iki duyurum daha var. Kongremiz ertelenmişti Kasım 2020'den Haziran 2021'e. Hala o erteleme geçerli ama devamında geleceğimiz günler yasal kısıtlamaları kalkmasına bağlı. Hep birlikte göreceğiz. Biz kongre programımızı hazırlama doğrultusunda çabalarımızı sürdürüyoruz. Kongrede yüz yüze görüşme ümidiyle diyelim. Bu webinar sonunda bir anketimiz oluyor. O ankete mutlaka cevap verin lütfen. Sizin görüşlerinizi çok önemsiyoruz. Sorularınızı sohbet kutusu içerisine yazın. Webinar sonunda ben sorularınızı Yunus Bey'e soracağım. Eğer sesle ilgili sorunlarınız varsa gene chat box'a yazıp bizim size yardımcı olmamızı isteyebilirsiniz. Ben şimdi sözü Yunus Bey'e verip kısaca kendisini ve bir çalıştığı grubu tanıtarak sunuşuna başlamasını istiyorum. Öngördüğümüz süre bir saat. Bir saati aşmasını öngörmüyoruz ama olursa da hoş görüyoruz. Devamında sizin sorularınızın cevaplandırılması için bir yarım saat daha süre öngörüyoruz. Ben bu vesileyle Norkan Grup'a bize verdiği eğitim desteği için teşekkür ederim Yunus Bey'in nezdinde. Sözü size bırakıyorum Yunus Bey. Buyurun. Çok teşekkür ederim Seyfi Bey bu giriş için. Ben öncelikle bu tedarikçiler ve dökümhaneler arasında bilgi alışverişini böyle alışılmadık zamanlarda dahi mümkün kılan bu webinarları düzenlediği için aslında TÜDOKSAT'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bunun yanı sıra bu webinarı düzenlememize yardımcı oldukları için Metema ve siz değerli dinleyicileri programlarınızdan zaman ayırıp bu webinara katıldığınız için teşekkür ediyorum. Evet, Seyfi Bey'in de dile getirdiği gibi bir kısa bir özgeçmişle başlayacağım. Benim ismim Yunus Akgürek. Ben Norkan Digital isimli bir firmada çalışıyorum. Norkan Digital, Norkan Grubun bir alt firması. Norkan Group bünyesinde
Şu anda 4 tane firmamız var. Bunların belki de en bilineni demir döküm sektöründe Diza. Bunun yanı sıra Vilebrequin ve basınçlı döküm sektöründe Itapress, Gauss ve Stiko Westhoffen. Norken Digital Lab firması da aslında Norken Group'un dijital inovasyon hub'ı olarak ortaya çıkmış bir firma. 2017'de kuruldu. Ben de 2018'in sonundan beri bu firmada çalışmaktayım. Bunun öncesinde Türkiye'de bir makine mühendisliği geçmişim var. Onun ardından bir yıl kadar bir dökümhanede çalışmışlığım var. Bunun sonrasında Almanya'da alanında bir yüksek lisansın ardından Norken Digital firmasında başladım. Evet, özgeçmişim çok kısa olarak böyle. Bunun ardından biraz artık sunuma geçmek istiyorum. Şimdi bugünün sunumunun başlığı optimum döküm kalitesi için Endüstri 4.0 ve yapay zeka nasıl kullanılır? Şimdi size kısaca bugünkü sunumun ne hakkında olacağına dair bir fikir vermek istiyorum. Zaten biliyor olabileceğiniz gibi şu anda biz tüm dünya olarak yapay zeka ismi verilen çok güçlü bir teknolojinin ortaya çıkışına şahitlik ediyoruz. Şimdi bu yeni teknoloji işte otonom araçlar şeklinde ulaşım alanında veya X-ray görüntülerin otomatik analiz edilmesi şeklinde sağlık sektöründe, finans sektöründe birçok uygulaması bulunuyor bu teknolojinin. Ve artık yapay zekanın birçok uygulamasını artık imalat sektöründe de görmeye başladık. Bununla birlikte döküm endüstrisinde veya döküm sektöründe bu teknolojinin yaygınlığı birçok nedenden dolayı aslında oldukça yavaş ilerliyor. Ancak biz son zamanlarda dökümhaneler arasında veya dökümhanedeki çalışan insanlar arasında bu konuya olan ilginin arttığını görüyoruz ve işte bu webinarı da aslında düzenlememizin nedenlerinden biri de işte dökümhane proseslerinde bu teknolojinin getirebileceği etkilerden bahsetmek. Evet, Norken Group olarak dediğimiz gibi biz bu yeni teknolojinin aslında üstünde 2017 senesinden beri çalışıyoruz. Ve dökümhanedeki belirli süreçleri optimize etmek için ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Bugün size fire parçalarını ortadan kaldırarak kalite dışı maliyetleri düşüren kanıtlanmış bir çözümden aslında bahsetmek istiyorum. Ama emin olun ya bu sunum işte yapay zekanın kendisi ne bileyim işte yapay sinir ağları veya istatistiksel terimler hakkında bir sunum olmayacak. Bu konuda net olmak istiyorum. Bugün ana odak noktam bir fire parçalarını elimine etmek için bu bir yapay zeka tabanlı uygulama bir döküm tesisinde, demir döküm tesisinde nasıl uygulamaya alınmıştır ve bu uygulamadan elde ettiğimiz sonuçlar ve çıkarımlar. Şimdi bunları kısaca anlattıktan sonra gündemimizde olan konulara bir bakalım. Evet, sunuma başlamak için öncelikle bir Endüstri 4.0 fabrikasında gelecekte optimizasyon sürecinin nasıl işlediğine dair olan vizyonumuzu sizle paylaşmak istiyorum. Bunun ardından bugün dökümhanelerde fireyle nasıl mücadele ediliyor ve yapay zekanın buna getireceği yeniliği biraz detaylı anlatmak istiyorum. Ardından
Bu Monetizer Prescribe ismini verdiğimiz ürün tek tek bileşenlerine bakacağız. Ve bunun ardından kurulumumuzu bir döküm tesisinde, demir döküm tesisinde nasıl gerçekleştirdik buna bakacağız. Ve ardından bir özetle sunumu bitirmiş olacağız. Evet, şimdi fazla da uzatmadan isterseniz ilk kısımla başlayalım. Şimdi Endüstri 4.0 bazen anlaşılması çok kolay olmayan, karmaşık, çok yönlü bir konsept. Ve imalat sanayinde de aslında birçok değişiklik getirecek olması da muhtemel. Fakat biz Endüstri 4.0 konseptinin getireceği değişimlerden birinin giderek daha fazla üreticinin veriye dayalı bir yönetime geçiş yapmaları olacağına inanıyoruz. Veriler aslında şu anda bile dökümhanelerde veya üretim sektöründe önemli bir yer tutuyor. Fakat toplanan verilerin doğasına baktığımızda bunların genelde üretimin niceliğiyle ilgili olduğunu görüyoruz. En azından döküm sektörü özelinde proses verilerinin sistematik olarak toplanması ve burada sistematiğin altını çizmek istiyorum. Ve bu toplanan verilerin kullanılması alanında çalışmalar yapan dökümhane sayısının aslında oldukça sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. En azından bu bizim sektörde gördüğümüz. Biz bunun yavaş da olsa veri toplama sistemlerinin uygun fiyat seviyelerine inmesiyle birlikte değişeceğini ve daha çok üreticinin veya dökümhanenin proses verilerini sistematik bir şekilde kullanmak için bir atılımda bulunacağına inanıyoruz. Şimdi bu yönetim sisteminin avantajları birden çok olmakla birlikte sanırım en önemli avantajı üretimdeki artan şeffaflık ve sürekli analiz kapasitesinin getirdiği operasyonel verimlilikte olan iyileşmeler olacaktır. Şimdi takdir edersiniz ki bu veriye dayalı yönetilen dökümhanelerde de aslında proseslerin nasıl optimize edildiği de bir miktar değişecek. Şimdi optimizasyon dediğimiz zaman bir döngüyü düşünebiliriz. Bu döngü genelde dört adımdan oluşur. İlk adımda optimize edilmesi gereken süreçle ilgili verilerin toplanması gerekir. Ardından bu verilerin görselleştirilmesi gerekir. Ardından verilerin detaylı bir şekilde analiz edilip sorunun kaynağının tespit edilmesi gerekir. Ve bundan sonra da prosesin müdahalede bulunulup prosesin iyileştirilmesi gerekir. Biz bu bağlamda Noricon Group olarak bu veriye dayalı bir yönetim sistemine geçiş yapmak isteyen dökümhanelere yönelik ürünler geliştiriyoruz ve hizmetler sunuyoruz. Bunun ilk adımında verilerin toplanmasında size donanımsal ve yazılımsal olarak destekte bulunuyoruz. Böylelikle verileriniz makinelerinizden, sensörlerinizden ve diğer veri kaynaklarınızdan otomatik bir şekilde toplanıyor ve standart bir formatta bulut sisteminde saklanıyor. İkinci adımda ise size bu bulut sisteminde saklanan verilere kolay bir şekilde erişim imkanı veriyoruz. Bunu da bir tane endüstriyel nesnelerin interneti platformu aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Böylelikle yani bu sisteme erişimi olan herkes istediği yerden, istediği şekilde verileri görselleştirebiliyor ve böylelikle üretimde ne olup bittiğini görebiliyor ve böylece de üretimi iyileştirebiliyor. Üçüncü adımda ise bugün manuel olarak proses uzmanları tarafından yapılan veri analizinin bazı unsurlarını otomatikleştiriyoruz. Böylece sürekli bir
proses optimizasyonu sağlamayı hedefliyoruz. Ve bunu da yapay zeka teknolojisiyle yapıyoruz. Dördüncü adımda ise bu yapay zekanın veri analizinin sonuçları size öyle bir şekilde sunuluyor ki siz şu anda proseste neye dikkat etmeniz gerektiğini bu sonuçlara bakarak anlayabiliyorsunuz. İşte dediğim gibi mesela kalite sürecinde şu anda neyin yolunda gitmediğini mesela daha az sonra anlatacağım Monitor Prescribe size gösterebiliyor. Şimdi veriye dayalı optimizasyon döngüsünü ele aldık. Biz Norton Group olarak daha demin de bahsettiğim gibi bu döngünün her bir adımına cevap veren ürünlerimiz ve servislerimiz bulunmakta. Şimdi bu ürünlerin nereye oturduğuna biraz bakalım. Daha demin de bahsettiğim gibi döngünün ilk adımında bir endüstriyel bilgisayarımız Norgate ismini verdiğimiz bir bilgisayarımız var. Bu cihaz birçok farklı veri kaynağıyla iletişim kurabilen bir yazılım kütüphanesine sahip ve böylelikle verileri birçok sistemden alabiliyor ve tek bir formata dönüştürüp bunları şifreleyip bulut sistemine gönderiyor ve bunların hepsini tek başına yapıyor. Bunun dışında görselleştirme kısmında Monetize Global ismini verdiğimiz bir platformumuz var. Şurada Nazire açayım. Monetize Global ismini verdiğimiz bir platformumuz var. Bu platform sayesinde örneğin farklı departmanlar aynı makineden gelen verileri farklı bir biçimde görselleştirip üretimi optimize edebiliyorlar. Monetize Prescribe ismini verdiğimiz uygulamada bu Monetize Global tarafından toplanılan verileri otomatik bir şekilde analiz ederek proses uzmanlarına veya makine operatörlerine şu anda kalitenin tekrar optimum noktaya girmesi için gelmesi için hangi parametrelerin değiştirilmesi gerektiğine dair öneriler veriyor. Özetlemek gerekirse biz Norton Group olarak veriye dayalı bir yönetime geçiş yapmak isteyen firmalara bu optimizasyon döngüsündeki her adım için ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sunuyoruz. Şimdi bunları anlattıktan sonra bir sonraki kısma geçip Fire fenomenini ve bu fenomenle üreticilerin nasıl mücadele ettiğine bakalım. Evet, şimdi fire mücadelesi aslında her ciddi dökümhanenin sistematik olarak ele aldığı bir konu. Biz bu sunumda müşterilerimizle yaptığımız görüşmeler sırasında fire ile mücadele dediğimizde öne çıkan bazı çağrışımları sıraladık. Bunlar nedir mesela? Günlük yapılan üretim toplantıları, eğer bir ürün için fire oranları yüksek bir seviyeye çıkmışsa yapılan fire toplantıları ve bu fire toplantılarına katılan takımlar, bu toplantılarda yapılan temel neden analizleri, bu analizleri yapmak için gerekli olan bilgileri toplamak, işte temel neden analizinin sonucunda ortaya koyulan hipoteze bağlı olarak yapılan denemeler ve bu denemelerin sonuçları ve bunun yanı sıra üretimin yeniden planlanması gibi. Sizin de bildiğiniz gibi aslında bu süreçlerin yürütülmesi oldukça fazla zaman ve emek gerektiriyor. Bu nedenle biz müşterilerimizden bazılarına firenin finansal olarak onlar için ne anlama geldiğini nicelendirmesini istediğimizde bize verdikleri cevap çok önemli bir konuya işaret ediyor. Dedikleri şu:
Bizim %4,5 firemiz var. Ancak bu zamanımızın %50'sini alıyor. Şimdi bu madalyonun bir yüzü. Yani fireyle mücadele etmekte kullanılan yöntemlerin fabrikada bize zaman olarak maliyeti. Fakat firenin bir de pek farkına varmadığımız dolaylı etkileri var. Şimdi bunlara biraz bakalım. Bir dökümhanenin şirket bağlamında fire ile ilgili sorunlarını düşünürseniz bir buzdağını hayal edebilirsiniz aslında. Bu buzdağının üst tarafında firenin doğrudan sonuçlarını görebilirsiniz. Nedir bunlar? İşte müşterilerden gelen garanti talepleri, ortaya çıkan fireler, bu firelerin düzeltilmesi, kontrol prosesleri, kontrol süreçleri, firelerin ayıklanması, tekrar işlenmesi vesaire gibi. Buzdağının alt tarafında ise fire parçalarıyla dolaylı olarak belki ilgili olmayabilecek sorunlar var. Daha doğrusu dolaylı olarak ilgili olabilecek sorunlar var. Şimdi bunları örnek vermek gerekirse nedir mesela bunlar? Üretimde yaşanan planlama çalışmaları olabilir. Müşterideki azalan kredibiliteniz olabilir. Bunun sonucunda kaybettiğiniz satışlar olabilir. Vesaire vesaire gibi. Yani burada özetlemek gerekirse firenin dolaylı olarak sebep olduğu problemlerin günümüzün belki de hektik iş yaşamında gözden kaçabileceği ve bize sonuç olarak etkisini düşündüğümüzden çok daha fazla olabileceği, çok daha büyük olabileceği. Şimdi bunun Norkin Grup olarak neden dökümhanelerde fire konusuna odaklanmayı seçtiğimizi, tercih ettiğimizi oldukça iyi açıkladığına inanıyorum. Çünkü bu konu müşterilerimize fire ile mücadelede gereken araçları sağlayıp en fazla katma değeri yaratabileceğimiz yerlerden biri. Şimdi firenin bir firma için ne anlama geldiğini özetledikten sonra bizim bu konuda ne sunduğumuzu evrilen üretim süreçleri bakış açısından anlatmak istiyorum. Evet. Şimdi biz üretim süreçlerinin aslında şu anda bir değişimin başında olduğuna inanıyoruz. Ve bu sürecin sonunda ortaya çıkacak fabrikayı anlatmak için burada bir benzetme yapmak istiyorum. Biz Norikin Group olarak bu otonom üretime giden sürecin, otonom üretimde bildiğiniz gibi Endüstri 4.0'ın aslında bir alt başlığı. Bu sürecin otonom araçların gelişimine benzer bir gelişim göstereceğine inanıyoruz. Şimdi otonom sürüşün nasıl geliştiğini düşünecek olursak, aslında bunun bir kademeli gelişim süreci olduğunu görüyoruz. Yani en başta işte en solda gördüğümüz bu manuel araçlarımız var. Yani herhangi bir işte elektronik sürüş sistemi veya elektronik sürüş yardım sistemi olmayan düz araçlar. Bundan sonra bazı elektronik teknolojilerin gelişmesi ve ucuzlaması ile birlikte otomotiv OEM firmaları bu şerit ihlali uyarı sistemlerini geliştirdiler ve araçlarına entegre etmeye başladılar. İşte bu sistemler size yoldan çıkmamanız için sürekli geri dönüşte bulunan sistemler. Üçüncü adımda ise elektronik kontrol birimlerindeki bu işlemci kapasitelerinin artmasıyla birlikte otomatik şerit yönlendirme sistemleri geliştirildi. Bu sistemlerle birlikte araç dışarıdan bir sürücünün müdahalesi olmadan 30-60 saniye kendi başına bir şeritte seyredebiliyor. Şimdi bunun bir sonraki adımında ise otonom araçların sürücüye olan ihtiyacın neredeyse tamamen ortadan kaldırdığını görüyoruz. Şu anda bu sistemler gerekli olgunluğa ulaşmamış olabilir ama bunun 5 yıl içinde olmayacağını söylemek çok da mümkün değil.
Şimdi bu gelişimin üretimde nasıl benzer bir biçimde ortaya çıktığına isterseniz bakalım. Evet, şimdi otonom üretimin gelişiminde buna benzer bir şekilde başladı. Yani fiziksel bir prosesin otomasyonu ile. Bu üretim sistemlerini düşündüğünüzde, yani gömülü bir optimizasyon sistemi olmayan, sadece işte PLC programına göre yapması gerektiği işi yapan makinelerden oluşan bir üretim sistemi. Bunun bir sonraki adımında ise üretimdeki aksaklıkları ortadan kaldırmak için kullanılan proses uzmanları tarafından yapılan manuel bir veri analizi bulunuyor. Yani uzmanınız size şeritten çıkmamanız için sürekli olarak uyarıda bulunuyor. Bunun bir sonraki adımında ise, ki bu da aslında monetize prescribe'in oturduğu yer oluyor. Sizin sürekli şeritte kalmanız için, yani en iyi bir üretim bölgesinde kalmanız için sizi otonom bir şekilde yönlendirme yapan bir takım sistemlerden söz edebiliriz. Şimdi bu sistemler bazı yeni teknolojileri kullanıyor. İşte yapay zeka gibi, bulut sistemleri gibi. Ve bu teknolojiyi kullanarak sizin bir sonraki adımda aslında neye odaklanmanız gerektiğine dair size önerilerde bulunuyor. Şimdi gelecekte ise bu sistemlerin daha da gelişerek otonom üretime yol açacaklarını öngörebiliriz. Evet, şimdi bu benzetmeyi yaptıktan sonra size önceki slaytlarda da bahsettiğim ürünlerin bu benzetmede nereye oturduğunu göstermek istiyorum. Monetize Global platformu size verilerinizi tek bir noktada toplamak ve bu verileri rahatlıkla analiz etme imkanı sağlıyor. Monetize Prescribe ise bu toplanan verileri otomatik bir şekilde analiz edip size verdiği yönlendirmelerle prosesinizi optimumda tutmanızı sağlıyor. Evet, şimdi uygulamanın az çok nereye oturduğunu anladıktan sonra bugün dökümhanelerde uygulanan kalite süreçleriyle Prescribe'ın, yani Monetize Prescribe'ın bu sürece getirdiği değişiklikleri biraz açıklamak istiyorum. Evet, sizin de bildiğiniz gibi bugün dökümhanelerin aslında birçoğu reaktif kalite süreci uyguluyor. Yani bu ne demek? Kötü kalite sonuçları ortaya çıktığında, yani bir fire olmasından çok daha yüksek sıklıkla görülmeye başladığında proses mühendisleri bunun nedenini ilk önce açıklamak durumunda kalıyorlar. Bunun için kendilerinin kullandığı bir temel analiz sistematiği var. Bunun sonucunda işte bir hipotez oluşturuyorlar frenin mekanizmasına dair ve bundan sonra da deneme yanılmayla frenin nasıl ortadan kaldırılacağına dair fikirler üretiyorlar. Bunun ardından bu işte frenin bu mekanizmasını ortadan kaldırmak için gerekli olan metot tespit edildikten sonra, pardon. Evet, şurada bunlar niye ortaya çıktı bilmiyorum ama neyse. Bu metot tespit edildikten sonra kalite sistemi bir düzeltici eylem talebi oluşturuyor ve düzeltici eylem talebinden sonra da mühendislik ekibi de bu işte ürün için mühendislik değişim notunu değiştiriyor ve böylece bu döngü aslında kapanmış oluyor. Sizin de aslında bildiğiniz gibi geçmişte yaşanan, şimdi ancak bu sürecin bir takım olumsuz yanları var. Öncelikle sizin de bildiğiniz gibi geçmişte yaşanan fire problemlerinin önceliklerinin her zaman, ama her zaman şu anda üretilen fire parçalarından daha düşük olduğu bir malum. Yani siz evinizde şu anda bir yangın varsa
hem de 2 hafta önce çıkan işte elektrik sorununu o an umursamıyor olabilirsiniz. Ve bunun yanı sıra sistemin düzgün çalışması için aslında burada bir takımlar arası iletişimin de aslında düzgün olması gerekiyor ve takımların da frenin ortaya çıkış mekanizması hakkında aynı fikre sahip olmaları gerekiyor ve sizin de tahmin edebileceğiniz gibi bu süreç, bu iletişim her zaman mükemmel işlemeyebiliyor. Mesela döküm kumu sorumlusu, döküm ve ergitme sorumlusu, bunların ikisinin arasında frenin nedeni hakkında fikir ayrılıkları olabiliyor. Ve bu ayrılıkları aslında çözmenin tek yolu da pahalı denemeler oluyor. Bu ve bu gibi nedenlerden dolayı aslında burada aktardığımız reaktif kalite süreci çoğu zaman düzgün işlemiyor. Burada da aslında bunu göstermeye çalıştık. Yani yığılan fire dosyaları ve bu dosyaların bitirilememesi. Şimdi bunun yanı sıra temel neden analizi yapılırken proses genelde bir alt prosese indirgeniyor. Yani örneğin bir döküm parçasında işte kum parçaları bulunduysa bunun sadece kumdan kaynaklandığı düşünülüyor. Fakat o günün örnek veriyorum hava sıcaklığının veya nem oranının metale nasıl etki edeceği ve bunun döküm sırasında kum kalıbı nasıl değiştireceği genelde göz önüne alınmıyor. Genelde burada altını çizmek istiyorum. Bunu yapan bazı dökümhaneler var. Son olarak bu yöntemin çok önemli bir karakteristiği reaktif olması. Yani siz geçmişte yaşanan fire mekanizmalarıyla aslında mücadele ediyorsunuzdur ve bu mekanizmanın bir daha ortaya çıkmaması için en iyi önlemleri almaya çalışıyorsunuzdur. Ancak bu fire parçalarının üretildiği gerçeğini değiştirmiyor ve aynı zamanda bu fire parçanın bir daha üretilmeyeceğini de garanti etmiyor. Şimdi biz Monetizer Prescribe ile bu süreci kolaylaştıracak ve iş hayatınızı çok daha verimli hale getirecek bir uygulamamız olduğuna inanıyoruz. Şimdi Monetizer Prescribe ile kalite iyileştirme süreci için biz farklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Şimdi Prescribe'ın ne yapmakta olduğunu kısaca özetlemek gerekirse, Prescribe bir döküm parçası için bütün fabrikadan gelen tarihsel verileri kalite sonuçlarıyla karşılaştırarak en iyi operasyon bölgesini, yani fire oranının en az olduğu üretim rejimini tespit ediyor. Ve bu üretim rejiminden de en iyi reçete parametrelerini belirliyor. Bundan sonra ise size değil, gerçek zamanlı verileri kullanarak bu reçete parametrelerinin sürekli optimize ediyor ve bunun sayesinde sizin en iyi operasyon bölgesinde, yani en iyi üretim rejiminde kalmanızı sağlıyor. Şimdi kalite iyileştirme sürecinde böyle bir yaklaşımın avantajlarını sıralayacak olursak, öncelikle bu böyle bir yaklaşım proaktiftir. Çünkü algoritma veya Prescribe size geçmişteki operasyonlarınızdan prosesinizin nasıl işlediğini öğreniyor öncelikle ve bunu gerçek zamanlı veriyi kullanarak sizin en iyi operasyon bölgenizde kalmanız için size sürekli önerilerde bulunuyor. Ve böylelikle aslında artık düzeltici eylem talepleri oluşturmanıza gerek kalmıyor. Çünkü fire parçalar önemli ölçüde azalıyor. Ve çünkü sürekli fire mekanizmalarını siz elimine ediyorsunuz. Aynı şekilde mühendislik değişim notları da otomatik olarak değiştiriliyor ve böylelikle manuel olarak bunların bir daha değiştirilmesine gerek kalmıyor. İkincisi, Prescribe bu daha demin de bahsettiğim en iyi operasyon bölgelerini veya en iyi üretim rejimini
Bunu bulunma sürecinde çok güçlü işlemciler kullanarak aslında bütün bir döküm sürecine göz önüne alıyor. Yani metal yüklemesinden dökümüne kadar ve sonraki süreçlere kadar. Örneğin Prescribed bir parça için kullandığınız katkı maddesinin havadaki nem oranının artmasıyla birlikte eriyik maddedeki hidrojen çözünürlüğünü arttırdığını ve bunun daha çok porozite firesine neden olduğunu kendi tespit edebiliyor. Ve size katkı maddesini çok da az da olsa azaltmanızı tavsiye edebiliyor. Bunu da nereden öğreniyor? Geçmiş tarihsel verilerden öğreniyor. Belki bu azaltma parçaların mekanik özelliklerinde herhangi bir etkisi olmuyor. Fakat porozite firelerin önemli oranda azaltılmasını sağlayabiliyor. Üçüncü olarak artık fire parçalarının sıklığı azaldığından dolayı burada işte kalite sisteminde veya başka yerlerde çalışan dökümhane personelinde daha inovatif işleri yapması için zamanları oluşuyor. Çünkü artık katıldıkları bu fire toplantıları bir süre sonra opsiyonel hale gelebiliyor ki biz bunları yani müşterilerimizde gördüğünüz için böyle aktarabiliyorum. Kısaca Prescribe ile bir proses uzmanı olarak cephaneliğinizde sizin bugün elle yaptığınız veri analizini sürekli ve otomatik bir şekilde yapabilen, daha fire gerçekleşmeden önce fire mekanizmasını ortadan kaldırmanıza yardım edecek bir uygulamaya sahipsiniz. Şimdi böyle anlatınca belki kulağa yani gerçek olmayacak kadar iyi geliyor olabilir. Ama ben ya bu sistemin uygulanmasında görev alan bir mühendis olarak söylüyorum ki yani Prescribe böyle bir sihir falan kesinlikle değil. Sadece daha demin aktardıklarımı yapmak için özel olarak tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir uygulama ve donanım seti. Şimdi bunları aktardıktan sonra isterseniz Prescribe'in bileşenlerine biraz göz atalım. Burada Monetize Global Endüstriyel Altyapısını, Endüstriyel Nesnelerin interneti altyapısını gösteriyoruz. Bu yani bir şey değil, illa kurulması gereken bir sistem değil. Fakat bizim müşterilerimizde gördüğümüz bazen bu sistemlerin gerekli olduğu, çünkü örneğin müşterinin çok önemli bir prosesten veri toplama sistemi olmayabiliyor. İşte o zaman biz bu sistemi kuruyoruz. Nedir bu sistem? En solda belirttiğimiz gibi veri üretimi yapan, pardon, veri üretimi yapan makineler var ve bunların bağlı olduğu PLC'ler var. Veri bankaları olabilir veya direkt olarak analog veya dijital sensörler olabilir. İşte bu bahsetmiş olduğum tüm veri üreticileri burada NoriGate ismini verdiğimiz bu cihaza bağlanabiliyor ve NoriGate işte aslında her geçen gün daha da güçlenen bir yazılım kitaplığına sahip veya sürücü kitaplığına sahip. Bu kitaplık sayesinde bunların bu verileri tüm bu cihazlardan okuyabiliyoruz ve bir ön işleme tabi tutabiliyoruz. Bunun ardından okuduğumuz verileri güvenli bir şekilde paketleyip şifreliyoruz ve bu bulut sistemine gönderiyoruz ve bu bulut sisteminden de işte ister müşteri bunu kullanıyor veya biz Prescribe için kullanabiliyoruz gibi. Evet, şimdi isterseniz bu NoriGate'in biraz da iletişim kanallarına bakalım. Daha demin değindiğim gibi NoriGate zengin bir kütüphaneye sahip. Burada işte iletişim kanallarından bazılarını gösteriyoruz. Öncelikle NoriGate'in burada göstermiş olduğumuz tüm OEM makinelerine bir veri arayüzü bulunuyor.
Ama bunun yanı sıra Norgate PLC'lerden direkt olarak veri okuyabiliyor. Mesela Siemens PLC'lerinden, Allen Bradley'lerden, Mitsubishi'lerden vesaire gibi. Yani o aslında oldukça eski makinelerden bile veri okuyabilme kapasitemiz var. Şu anda mesela rekorumuz 1986 yılında yapılan bir maça yapma makinesi. Yani 1986 yılında ben doğmamıştım daha. Bakalım buradan aşağı inebilecek miyiz? Şimdi sensörleri, yani burada gösterdiğimiz işte sıcaklık, pressure sensörü gibi bu sensörleri okumak için de aslında donanımsal ve yazılımsal olarak destek sunabiliyoruz. Bunun yanı sıra veri bankaları olsun, CSV dataları olsun, Excel dataları olsun veya düz flat dosyalar olsun. Bunların hepsinden veri okuyabilmek için çözümlerimiz de var. Evet, şimdi bu biraz Monetize Global'ın altyapısıyla ilgiliydi. Şimdi Monetize Prescribing sistemi özetine bakacak olursak yaptığımız şey nedir? Verileri bu gösterdiğimiz bilgisayarla topluyoruz. Ondan sonra verileri otomatik olarak bu yapay zeka modeline enjekte ediyoruz. Ardından bunların sonuçlarını Monetize Global platformunda gösteriyoruz. Reçeteleri, yani sonuçları, prescribing sonucu reçete olarak adlandırıyoruz. Ve bu görselleştirmenin sonucunda da proses uzmanları şeye müdahale edebiliyor. Üretime müdahale edip kalite için kaliteyi optimumda tutabiliyorlar. Evet, şimdi bence Monetize Prescribe'ın bileşenlerini iyi bir biçimde açıkladık. Şimdi bir demir döküm tesisinde yaptığımız kurulumdan bahsetmek istiyorum. Şimdi müşteriyle ilgili ne yazık ki fazla bir bilgi veremiyorum. Ama en azından şunları söyleyebilirim. Kendileri bir şey, iki tane Disa'dan dikey kalıplama makinesine sahipler. Yaklaşık 100 kadar kalıp modeli kullanıyorlar. Bunun dışında Norken grubuna ait olmayan birçok makineleri vardı. İşte yani yükleme ünitesi Alman bir firmadan geliyordu. İşte indüksiyon ocağı başka bir işte Amerikalı bir firmadan geliyordu. Vesaire vesaire gibi. Bunun yanı sıra slide'da gösterdiğimiz gibi müşterinin aslında merkezi bir veri toplama sistemi yoktu. Yani örneğin işte kum mikserin verileri bir Excel dosyasında tutuluyordu. İşte döküm ünitesinden veya yükleme ünitesinin verileri şeydeydi. Bir ayrı bir veri bankasındaydı. Ocaklardan bir veri alınmıyordu. İşte Disa'dan gelen, Disa SIM'de tutulan bazı kalıplama verileri vardı. Bunun yanı sıra işte termal analizden veya spektral analizin tüm bu sonuçları da ayrı bir veri tabanında tutuluyordu. Yani müşterinin herhangi bir böyle sisteme login yaparak bütün verilerine bakabileceği bir sistemi yoktu. Müşteri eskiden böyle bir sistemi kendi kurmaya çalışmıştı. Fakat bu sistemi yani bu sistemi ayakta tutmak için yapması gereken bakım işleri IT'nin üzerine büyük bir iş yükü getirmişti. Bu yüzden de aslında sistemi istedikleri gibi kullanamıyorlardı. İşte müşteri bu farklı veri siloları
diyorum ben. Bu farklı veri silolarından kurtulmak için ve verileri istediği gibi görselleştirmek için Monetizer Prescribing yanında Monetizer Global sistemini de satın aldım. Bu sistemin işte kuruluşuyla birlikte az önce saydığım tüm veri kaynakları Monetize sistemine entegre edildi, Monetize Global'a. İşte burada da entegre edilen sistemlerden bazılarını görüyorsunuz. Örneğin müşterinin ilk bağladığım sistemlerden birisi yükleme ünitesiydi. İşte bu üniteden hangi malzemenin ocağa işte kaç kilogram, hangi ocağa kaç kilogram aktarılmış bir şarj için. Buna dair veriler alabiliyorduk. Aynı şekilde ergitme ocakların PLC'lerinden proses için önemli olabilecek bazı verileri alabiliyorduk. Örneğin işte ocak sıcaklığı, ocak ağırlığı vesaire gibi. Şimdi önceden belirttiğim gibi müşteri termal ve spektral analiz sonuçlarını da bir veri tabanında tutuyordu. Biz bunların her şarj için otomatik olarak sisteme aktarılması için gereken bir program kurduk. Ve bundan sonra gelen proseste işte pota işleminden gelen verileri, örneğin pota işleminde kullanılan katkı maddelerin, magnezyum, işte bakırın miktarını, pota işleminin süresini gibi verileri sisteme entegre ettik. Aynı şekilde dize kalıplama makinesinden gelen ve döküm ünitesinden gelen verileri de sisteme otomatik olarak aktarılmasını sağladık. Yani Norgate'in aslında burada otomatikleştirdiği proses uzmanlarının bugün reaktif kalite sürecinde manuel olarak farklı ünitelerden bir araya getirdiği verileri her dakika kendiliğinden toplaması ve farklı veri kaynaklarından gelen verileri bazı veri noktalarına dayanarak birleştirmesi ve böylelikle aslında gerçek zamanlı genel bir proses görünümü yaratması. Yani şimdi müşterimiz bir döküm yaparken işte kullandığı döküm şarjı için ocakta hangi katkı maddesinden kaç kilogram kullandığını, şarjın ocakta kaç dakika beklediğini, potaya girmeden önceki termal analiz sonuçlarını, potadaki işleme giren katkı maddesini, kalıbın kompresibilitesini vesaire vesaire gibi bütün bilgilere sahip. Yani Prescribe bu genel proses görünümüne sahip. Ama bu oluşturduğumuz genel proses görünümü sadece Prescribe için önemli değil. Aynı zamanda müşterinin kendisi için de önemli. Çünkü kendisi hala üretim yapıyor ve günlük üretim işleyişini anlamak için verilerini görselleştirmesi gerekiyor. Bunu da işte burada Monetize Global ismini verdiğimiz sistemle yaptı. İşte burada mesela döküm ünitesinden gelen verileri görselleştirdi. Bu arada burada gösterdiğimiz tüm gösterge panellerini müşteri kendisi yaptı. Biz sadece teknik destek ve eğitim verdik. İşte burada indüksiyon ocaklarından gelen verileri gösteriyor. Burada dize kalıplama makinesinden gelen verileri gösteriyoruz. Vesaire vesaire gibi. Şimdi Monetizer Global'un bu sistemde tuttuğu yeri anlattıktan sonra bir de bir Prescribe gösterge paneline bakalım. Bu ekranda işte Prescribe için bir sonucu, bir reçeteyi veya bir reçete setini görüyorsunuz. Biz her reçete setinde 20 tane parametre gösteriyoruz. Bu parametreler parçanın nihai kalitesindeki etkisine göre aslında sıralanıyorlar. Yani işte burada mesela bağlayıcı maddenin sıcaklığı denmiş. Şu anda bu parçanın nihai kalitesi için en önemli parametre. İkinci sırada gelen işte milling temperature demiş. Üçüncü sırada işte ikinci elekte kaç gram veya kaç gram maddenin kaldığı vesaire gibi. Biz bunun dışında her parametre için aslında iki ana bilgi gösteriyoruz.
Öncelikle algoritmanın veya prescribe'ın şu anda kontrol edebilen ve edilemeyen parametreler parametreleri analiz ederek bulduğu optimum üretim aralığı, yani siz bu bağlayıcı bağlayıcı madde sıcaklığını 32.1 ile 38.6 arasında tutmanız gerekli ve ikinci olarak da pardon bu bu parametre için alınan en son veri değerini burada göstermekteyiz. Evet, şimdi sistemin gerçek hayatta nasıl göründüğüne dair umarım net bir fikriniz var. Şimdi elde ettiğimiz sonuçlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Bunun için öncelikle prescribe devreye girmeden önce müşterinin üretimi nasıldı? Biraz buna bakalım. Evet, şimdi sol tarafta gördüğümüz grafik aslında her bir şarj için fire oranını gösteriyor. Yani biz burada rakam göstermeyi tercih etmedik. Fakat şurada gördüğünüz işte yani tepe noktaları %12-13 civarında bir fire oranını temsil ediyor. Ve müşterinin aslında ne kadar instabil bir üretim olduğunu da burada açık net olarak görebiliyorsunuz. Sağ tarafta gösterdiğimiz ise size daha demin de bahsettiğim bu üretim bölgeleri. Şimdi bu üretim bölgelerinde gördüğünüz gibi farklı renkler var. Ve farklı renkler aslında farklı kategorilere denk geliyor. Mesela gri ile gösterilen bölgeler bir prosesin veya işte bu bütün döküm sürecinin aslında nerede gerçekleştiğini bize gösteriyor. Bu yeşil ile gösterdiğimiz alan ise döküm sürecinin kalite sonuçlarının en iyi olduğu alanı göstermek istiyor. Yani siz üretiminizi aslında her zaman bu noktada tutarsanız en iyi kalite sonuçlarını alacaksınız. Mavi ile gösterdiğimiz yerler ise bu döküm süreci biz prescribe kurduktan sonraki son şarjların nerede üretildiği. Evet, şimdi burada bir kalıp modeli için ilk uygulanan reçete setini gösteriyoruz. Prescribe'ın ilk ürettiği setlerden birisi bu. Toplamda bu seti üretmek için işte 130 tane kontrol edilebilir parametre kullanılmış. Bunun yanı sıra daha demin de bahsettiğim gibi sadece 20 tane parametre gösteriyoruz burada. Ve müşteriyle yapmış olduğumuz toplantı sırasında müşteri bunlardan sadece 16'sını uygulamaya geçirmeyi tercih etti. Bunun ardından işte burada parametre prosesinin nereden hangi alt prosesten geldiğini gösteriyoruz. Yani parametrenin kendisini burada yazamadık. Fakat bunun işte erik yani er gitme sürecinden prosesinden geldiğini düşünebilirsiniz. İşte bunun döküm makinesinden, döküm ünitesinden geldiğini anlayabilirsiniz. İşte burada kalıp parametresi vesaire vesaire gibi. Burada best of best dediğimiz bu daha demin yeşil ile gösterilmiş bölgeyi ifade ediyor. Yani bu parametre için en iyi alt sınır ve en iyi üst sınır değerlerini gösteriyoruz. Ve ardından da parametrelerin kaliteye olan öncelik sıralamalarına göre bunlar sıralanmış durumda. Evet, şimdi ben burada bir prescribe reçetesinin etkisini daha somut hale getirmek için bir örnek vermek istiyorum. Bu müşterimiz
Temel nedenini bazen tespit edemedi. Hatta hiçbir zaman tespit edemedi. Bir fire sorunu vardı ki bu da işte soğutma tamburundan çıkan parçalarda olan darbe izleriydi. Şimdi Prescribe bu müşteriye burada gösterdiğimiz gibi işte bir kalıp parametresi için bir işte hız parametresini azaltmasını önerdi. Şimdi bu tuhaf görünebilir çünkü yani darbe izleri soğutma tamburunda genelde ortaya çıkarlar ve kalıplama hızıyla bunun hiçbir alakası yok gibi gözükür. Ancak kalıplama hızının düşürülmesi belirli o parça için belirli bir metalürjik döküm yapısı elde etmek için gerekli olan kalıpçı soğuma süresiyle sonuçlanıyor. Şimdi yapay zeka bu kalıp soğuma süresiyle bu darbe izleri arasındaki bağlantıyı işte o yapay sinir ağlarıyla ve istatistiksel metotlarla bulmayı başarabildi. Şimdi burada size aktardım sadece bir fire tipi için bulduğumuz mekanizma ama Prescribe aslında tek bir reçetede burada gördüğünüz gibi birçok parametre için değişim önerisinde bulunuyor ve böylelikle aslında birçok fire mekanizmasını ortadan kaldırıyor. Şimdi size bir slide üzerinden uzun dönemli sonuçları paylaşmak istiyorum. Tekrar işte sol tarafta fire oranları var ve Prescribe'in uygulamaya girdiği alan tam olarak burası. Ve sizin de dikkatinizi çekeceği gibi Prescribe uygulamaya girdikten sonra müşteri böyle çok varyasyonlu bir fire oranı görmüyor. Burada sadece bir tane pik görüyorsunuz ama bu da yani çok yani başlangıç firesi çok olan küçük bir şarj. Onu da aslında göz ardı edebilirsiniz burada. Sağ tarafta ise bu üretim bölgelerinin Prescribe uygulandıktan sonraki grafiğini gösteriyoruz. Yani burada işte en iyi ya best of best bölgesi olarak tabir ettiğimiz bölgede Prescribe'in uygulamaya girmesinden sonraki batchlerin sürekli bu bölgede olduğunu siz de görebiliyorsunuz. Böylelikle biz fire oranının önceki dönemlerdeki, önceki şarjlardaki fire oranlarına kıyasla Prescribe uygulamaya girdikten sonra %60 azaldığını söyleyebiliyoruz. Şimdi aklınızda bir soru olabilir. Bu sistemi uygulamak toplamda ne kadar zaman aldı? Bunun için bir tane proje zaman çizdim. Dergisi göstermek için biz 2020 açtık ve işte müşterinin lokasyonuna bir ziyarette bulunduk, fabrikasına bir ziyarette bulunduk ve burada işte üretimin nasıl aktığına ve hangi proseslerin nasıl işlediğine dair bir fikrimiz oldu. Bunun ardından bu ziyaretimiz sırasında bazı örnek veriler aldık bazı proseslerden ve bu verileri incelemeye başladık. Tabii burada pandemi etkisini göstermeye başladı ve hava trafiği. Pardon. Tamamen durma noktasına geldi. O yüzden aslında buradan sonra kurulumun tamamen online olarak devam ettiğini söylemek mümkün. İşte bu örnek parametreleri, örnek verileri inceledikten sonra birkaç teknik açıklama toplantısı yaptık müşteriyle. Ardından daha demin de bahsettiğimiz bu NOR gate'leri gönderdik ve müşterinin yardımıyla kurulumlarını yaptık ve veri toplama sürecine girdik. Belirli bir veri hacmine ulaştıktan sonra model kurulumunu başlattık.
model kurulumu bittiğinde, yani bir güven intervaline ulaştığınızda, işte ilk parametreleri, ilk reçeteleri veya reçete setlerini aslında üretmeye başladık. Ardından müşteriye ilk reçeteyi gösterdik. Müşterinin geri dönüşünden sonra modeli biraz daha optimize ettik ve ana kullanıcılara eğitimimizi verdik. Devreye almak için de sistemi devreye almak için de tekrar müşterinin fabrikasına bir ziyarette bulunduk ve burada da Prescribe'ı devreye aldık ve ilk uygulamayı da gerçekleştirdik. Yani dediğim gibi ilk parça veri toplama ve görselleştirme ile ilgiliydi. İkinci parça ise prescribing kurulumu ve analiz ve müdahale ile ilgili. Evet, şimdi ve bunların hepsini biz işte aradaki teslimatları veya müşteriden ek bilgi gerektiği zamanlardaki beklemelerimizi saymazsak 11 haftada tamamladık. Sonuç olarak bu sistemi kurmak böyle yıllar alan bir şey değil. Biz 11 haftada bu ürünü defalarca teslim ettik. Bu arada yani bu ürün sadece bu dökümhanede kuruldu diye bir şey değil. Bu ürün aslında birden çok dökümhanede şu anda kullanılıyor ve onlarda da aşağı yukarı 11 haftada sistemi devreye alabildik. Sonuç olarak bu sistemi kurmak için, kullanmak için yıllar boyunca beklemenize gerek yok. Buraya kadar aktardığım örnek bir demir döküm tesisinden ve anladığım kadarıyla aslında aranızda bazı birkaç basınçlı döküm sektöründen de kimileri var. Onların aklında acaba bu sistem işte basınçlı dökümhanede, basınçlı döküm prosesinde kullanılabilir mi? Onlar için çok kısa bir slaydım var. Öncelikle daha deminki soruya cevap vermek için evet, biz Prescribe sistemini alçak basınçta jant üretimi yapan bir üreticide uygulamaya geçirdik ve orada da aslında demir döküme çok benzer bir yöntem izledik. İşte müşterinin kalite kontrol şemasını izleyerek nereden veri almamız gerektiğini karar verdik ve görmüş olduğunuz proseslerden veri aktarımına başladık. İşte mesela ham madde ve ham maddenin kalite kontrolü, İşte er gitmeden gelen bazı veriler, metalin hazırlanması ve spektral analizden gelen veriler, dökümden gelen veriler, ısıl işlem ve sertlik testinden gelen veriler vesaire vesaire gibi bunların hepsini sisteme aktardık. Ve bu müşteride de verdiğimiz reçeteler işte alüminyumun metalürjisinden basınç ve soğuma eğrilerine kadar birçok prosesle ilgiliydi. Evet, benim anlatacaklarım aslında bu kadardı. Burayı atlayabiliriz. Şimdi kısa bir özet geçmek istiyorum. Avantajları nedir böyle bir sistemin? Öncelikle firo oranını önemli derecede azaltılır. Ve aslında tüm fire hatalarını önlemeye yöneliktir. Yani sadece porozite hatası veya başka bir hata için değil, tüm fire hataları için. Bunun yanı sıra yeniden işlemenin azaltılmasına neden olur ve böylelikle aslında kalite hatalarını da önemli oranda azaltır. İkinci olarak sistem 11 haftada kurulabilir, uygulamaya geçirilebilir ve tamamen mevcut personel tarafından işletilir. Biz sizin uzmanlarınızın, sizin personelinizin zamanını etkin kullanmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yani böyle saatler boyu biz işte sizin uzmanlarınızla toplantıya girip işte onlardan prosesin nasıl işlediğine dair bir input almamıza gerek yok. Biz bunları zaten biliyoruz ama verinin yani elinizde bulunan verinin ne anlama geldiğini anlamak için birkaç toplantı yapıyoruz. Bunun yanı sıra kısa sürede bir yatırım getirisi olduğunu siz de görebilirsiniz.
Bunun yanı sıra sürdürülebilirlik çok önemli bir tema. Bu sistemle birlikte çevre ayak izinizi azaltabiliyorsunuz. Metali tekrar er gitmeye gerek kalmadığı için enerji israfı azalıyor. Son olarak kalite tasarrufu ile dökümhanedeki karlılığınızı arttırabiliyorsunuz. Üretim kapasitenizi arttırıyorsunuz. Üretim maliyetinizi azaltıyorsunuz ve proses toleranslarınızı da böylelikle sınırlamış oluyorsunuz. Ve tüm bunları yapmak için aslında yani bunları yapmak için ihtiyacı olan tek şey de veri ve biz de size bu konuda yardımcı olabiliyoruz. Böylelikle ben sunumun sonuna gelmiş oluyorum. Eğer ilginizi çektiyse yerel temsilcimiz Metema'ya ulaşmanızı da tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz Yunus Bey. Ağzınıza sağlık. Bunlar güzel hedefler, güzel anlatımlar. Ben kısaca sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak birkaç şey yapmak istiyorum. Görüşümü aktarmak istiyorum. Burada tipik bir Deming döngüsü görüyoruz. Deming'in bu iyileştirme çarkı. Biz ona ilk başladığında PUK öderdik. Planla, uygula, kontrol et, onayla şeklinde. Ve bu çarkı sürekli iyileştirme çarkı olarak döndürmeye çalışırdık. Süreçlerimizi iyileştirmek için. Bunun bir anlamda en güncel versiyonunu anlattınız bize. Fakat bir şeye değinmenizi istiyorum ben sizin. Customer Success Engineer. Bu hiç duymadığımız bir ünvan. Yani bir 20 yıl, 30 yıl önce deseydiniz ki böyle bir ünvan kullanılmaya başlanacak, inanmak zordu ama bugün artık kullanıyorsunuz. Bu muhtemelen yaptığınız her işten, yaptığınız her yatırımdan başarıyla sonuç almanın hak edilmiş bir ünvanı gibi duruyor. Bu yaygın mı? Ne kadar yaygın? Ona bir değinmenizi istiyorum sorulara cevap verirken. Siz bizi can evimizden vurdunuz. Biz bu fire diyorsunuz ama fire deriz, sakat deriz, hurda deriz, en vahşi şey deriz. Bunların hepsi kayıp. Her şeyde kayıp. Maliyette kayıp, zamanda kayıp, malzemede kayıp, çevreden kayıp, her yönüyle kayıp. Biz çok iyi tarif ettiniz. Buzdağının görünen kısmına bakıyoruz. Oysa altta bizi yaralayan çok önemli kayıplar var. Bu kayıpları ne yapıp kazanmamız gerekiyor bizim. Bir örnek, hani döküm operasyonuyla, döküm kumuyla er gitme nasıl olur da aynı şeye neden olur, hurdaya neden olur? Çok tipik bir örnek, pinhole dediğimiz bir karınca sakatı vardır. O pinhole maçadan da, potadan, er gitmeden, kalıp kumundan, kalıplamadan, sudan, her şeyden kaynaklanabilen tipik bir problem ve baş etmesi de hayli zor. Hatta çevre koşulları bile, nispinen bile buna etkili olabiliyor. Bu kadar problemli bir şey. Bütün bunlar bizim çok fazla veri toplamamızı gerektiriyor ve o verileri iyi analiz etmemizi, iyi önceliklendirmemizi ve uygularken de o öncelikleri göz önüne alarak uygulamamızı gerektiriyor. Dolayısıyla bu firelerle mücadele gerçekten sadece zamanımızı değil, enerjimizi de, her şeyimize mal oluyor. Çok önemli bir şey. Şimdi tabii siz Endüstri 4 dediniz ama Endüstri 4 eşittir sensörler dünyası. Halbuki biz PLC'ler döneminde doğmuş çocuklarız. PLC'lerle karşılaştık. Bugün sensörlerle karşılaşınca epey bir bocalama yaşıyoruz. Ben hala aracıma kendisi park etmek istediğinde evet kendin park et diyemiyorum. Güvenemiyorum ona. Hala kendi kontrolümde park edilmesini istiyorum. Olası zararla. Dolayısıyla bizim bu endişeleri atmamız birazcık zaman alacak ama genç nesilde bu herhalde çok daha kolay olacak. Belki de en son sayfada anlattığınız bu çevre vurgusu hepimizin için mutlaka göz önüne alınması gereken bir vurgu. Kayıpları azaltmak, enerji verimliliğini artırmak, her tür kaybı azaltmak çabalarımız için öncelikli. Şimdi isterseniz sunumu kapatabilirsiniz. Soruları birlikte bakalım, birlikte cevap bulmaya çalışalım.
Evet. Siz bir yandan sorular anlatım burada bulunurken ben de sorulara baktım. İlk soru Cihan Bey'den geldi. Cihan Aktolga der ki, data toplanması kısmında Norican grubu harici dökümhane ekipmanlarına erişim var mıdır? Benim bildiğim kadarıyla siz sunuş içerisinde cevap verdiniz. Evet var. Öyle mi? Evet, kesinlikle öyle. Hatta daha deminki sunumun bir bölümünde bu müşterimizin Norican grubuna ait olmayan birçok makinesi olduğunu belirttim. Biz bunların hepsinden veri toplamayı mümkün kıldık. Bunu da mümkün kılan aslında bu daha demin bahsetmiş olduğum Norgate. Biz sadece bu müşteri bağlamında değil, farklı farklı müşterilerde de bu veri akışını sağlamayı başardık. Bize ait olmayan makinelerden. O yüzden burada bir sorun olacağını çok düşünmüyorum. Evet. Bu arada sorulara cevap verirken bir yandan da şeye bakalım, anket sonuçlarına bakalım. Arkadaşlar ankete cevap verdiklerinde uzaktan eğitimi %71 oranında etkili bir öğrenme modeli olarak benimsiyorlar. Bir anlamda çaresizlik diyelim buna. Genel değerlendirmelerde TÜZOKSAT Akademi eğitimlerinde %32 çok iyi, %65 iyi şeklinde bir cevap var. Eğitimci hakkında genel değerlendirmelerde %19 çok iyi, %58 iyi diyor, %16 orta diyor. Ve eğitim notlarının yeterliliğinde %23 çok iyi diyor, %55 iyi diyor, %16 orta diyor. Eğitim meslektaşlarımıza paylaşabileceğimiz bilgiler edindik mi konusunda evet diyor %68'e, %29'da kararsız diyor. Olumlu geliştiğini, kendi mesleki gelişimine olumlu katkılar sağladığını söyleyenler %65 oranında, %29 kararsız diyor. Genel memnuniyet düzeyi de %26 çok iyi, %55 iyi, %16 orta diyerek cevap veriyorlar. Anket sonuçlarında böylece paylaştıktan sonra Cihan Bey'in bir sorusu daha var. Bu ilk soruyla bağlantılı. Buluta yüklenen bilgiler Norica'nın kullanımına açık mıdır diye bir endişesini belirten bir sorusu var. Ne dersiniz? Bu endişesi aslında çok yerli bir endişe. Fakat biz müşterilerimize verileri üstünde tamamen kontrol verebiliyoruz. Bunu da bize olan yani şimdi platforma girmek için bildiğiniz gibi bir işte kullanıcı adına vesaire ihtiyacınız var. Bizim kullanıcımızı tamamen sistemden çıkarabiliyorsunuz ve böylelikle sistemi tamamen kendiniz yönetebiliyorsunuz. Fakat biz bunu tabii ki çok istemiyoruz çünkü bizim de Norigate'in yani bu veri aktarma sisteminin de doğru düzgün çalıştığını bilmemiz gerekiyor. Bunun için platforma erişim aslında bizim için çok önemli. Evet, böylelikle cevap Peki. Vermiş olayım. Bir diğer soru Dirinler Döküm'den, İzmir'den Sayın Selçuk Karadoğan soruyor. Yazılımın kendi içinde design of experiment, deney tasarım ve kurgu kabiliyeti var mı? Yoksa çıktı üzerinden ana, ikincil, üçüncül etkileşimleri nasıl dikkate alıyor diyor. Şimdi design of experiments modeli yok içinde. Sistem yapay sinir ağları modeliyle çalışıyor. Şimdi eğer ismini kaçırdım beyefendinin. Selçuk Bey. Selçuk, Selçuk Bey. Şimdi Selçuk Bey, ben bir veri analizi uzmanı değilim. Ben daha çok verilerin toplanmasıyla ilgili çalışmalar yürütüyorum. Bu sorunuzu daha tatmin edici bir şekilde cevaplandırmak için aslında size daha sonra bir geri dönüş sağlayabiliriz. Hani benim şu anda sistemin nasıl işlediğine dair bir fikrim var. Fakat bu belki de sizin aradığınız cevap olmayabilir. O yüzden ben bu sorunuzu şimdi not aldım. Size bir geri dönüş yapacağız bununla ilgili.
O zaman Metamak aracılığıyla size ulaşmaları gayet kolay Selçuk Evet. Bey. Peki bir diğer soru Mehmet Bey'den. Mehmet Özgül diyor ki veriler real time toplanıyor fakat döküm parçaları 2-3 saat sonra ambara akmaya başlıyor. Bu aradaki zaman farkı nasıl eşleştiriliyor? Burada otomatik kalıplama hattından çıkan hatalı ürünler için duyulan bir endişe dile getiriliyor. Bunu birçok veri noktasına dayanarak yapabiliriz. Eğer bu bahsettiğiniz zaman statik bir zamansa, yani değişmiyorsa, dinamik bir doğası yoksa, bunu zaman kullanarak yapabiliriz. Ama işte eğer üretimin sonunda manuel olarak işçileriniz şeylere giriyorsa, şarj başına önemli olan verileri bir sisteme giriyorsa, biz o verileri o sistemden de çekebiliriz. Eğer bir kullanabileceğimiz iki tane veri noktası varsa bu aradaki ilişkiyi aktaran, onları da kullanabiliriz. Yani bu biraz da üretim sisteminin nasıl gözüktüğüne bağlı. Evet. Zaten bizim İşte bu daha demin aktardığım müşterideki toplantımızda biz bunları tartışıyoruz. Yani üretimin nasıl işlediğini, yani biz zaten proses olarak biliyoruz. Fakat bu her müşteri özelinde bir ürünün bir yerden bir yere nasıl gittiğini anlamak için aslında biz bu toplantıları döküm tesislerinde yapıyoruz. Evet. Mehmet Bey'in sorusunun devamı var. Der ki hurda verisi makineden ya da sensörlerden direkt alınan bilgi değil. Yani bir anlamda göz kontrolleri sonrası yapılan değerlendirme sonucu bu parça sağlam sakat şeklinde bir ayrım. Operatör kaynaklı hataları nasıl engelliyor bu sistem diyor. Şimdi operatör kaynaklı hataların doğasına bakmak gerekiyor. Eğer bunlar, yani sistemde veri olarak gözükmüyorsa, tabii ki onu bizim bulabilmemiz biraz zor. Fakat en azından, yani hatanın şu anda hangi parametrelerle ilgili olduğunu gösterdiğimiz için, eğer siz bu parametrelerin doğruluğundan şüpheniz yoksa, hatanın başka bir prosesten geldiğini de o anda anlayabilirsiniz. Bu arada, yani bizim işte döküm başına bir kalite sonucu almamız gibi bir amacımız yok burada. Biz aslında şarj başına da, yani her şarj için döküm kalite sonuçlarıyla da çalışabiliyoruz. Evet. Peki, Cihan Bey'in bir yeni bir sorusu var. Veri girişinden bahsettiniz. Ancak üretim ürün kalitesini nasıl takip ediyor? Manuel veriler de sisteme işlenmekte midir diyor. Manuel veriler, eğer mesela bu manuel veriler kendi ERP sisteminize veya işte MES sisteminize aktarılıyorsa, biz bu verileri tabii ki kullanmaktayız. Fakat manuel veriler eğer şu anda sistemin dışındaysa veya işte sadece hani ya, işte operatör yardımıyla yazılarak takip ediliyorsa, bizim bunun içinde bir takım çözümlerimiz var. O, yani bildiğiniz işte tabletlerle mesela bu tür hataların sisteme girilmesi gibi bu çözümleri de kullanarak aslında sahadan veya işte üretimden veri alma kapasitemiz var. Ama eğer böyle bir sistem zaten hali hazırda varsa ve bunlar bir yerde tutuluyorsa, biz direkt olarak bunları erişmeyi amaçlıyoruz. Evet. Mehmet Bey'in yeni bir sorusu var. Yapay zekanın belirlemiş olduğu optimum çözümlerin doğrulaması nasıl yapılıyor? Algoritma nasıl çalışıyor? Şimdi şöyle anlatayım. Biz tarihsel verileri aslında iki tane parçaya ayırıyoruz. Bu
işte %80'i modeli geliştirmek için kullanılıyor. %20'si ise modelin doğruluğunu valide etmek için kullanılıyor. Ve burada bizim yani benim meslektaşlarımın kullandığı bazı faktörler var. İşte bunlara confidence index deniyor. Yani biz modeli güvenilirliğini sürekli test ediyoruz ve %95'e ulaşan bir güvenilirlik endeksine ulaştığımız zaman modeli aslında üretime geçiriyoruz. Böyle bir prosesi var. Ama daha detaylı bilgi almak isterseniz bunu metamat aracılığıyla size aktarabiliriz. Evet, biz bu confidence limitleri istatistiksel verileri en azından istatistiksel proses kontrol şeylerinde yaygın olarak kullanıyoruz dokümanlarda. Demin bahsedilen bu insan hatalarına birkaç örnek vermek gerekirse hatalı maça yerleştirme, hatalı büyüklükteki besleyiciyi koyma veya işte insan kaynaklı ama sistemde doğrudan kolayca ölçemeyeceğiniz hatalar da pekala baş ağrıtacak olan konular. Her Evet, ne kadar kesinlikle. dökümde, evet dökümde hedef sıfır hatadır ama sıfır hata felsefi hedef tabii. Sıfır hata pek mümkün olmuyor. Çok fazla faktör göz önüne alındığı için, etkilediği için üretimi. Ama mutlaka bu sistemlerin de çok önemli, yadsınamaz katkıları olacaktır her şeyin yolunda gitmesi için. Son sözlerinizi alalım. Sorular bitti. Tabii sorular bitti derken arkadan geliyor gene. Sistem donanım yatırımı ve kullanım ücretleriyle ilgili bilgi verebilir misiniz diyor. Herhalde bunu Metemak'la konuşacaklar Tolga Bey ile. Evet, Can Bey ile. Metama veya Metamak onlara bir e-mail gönderirse bununla ilgili Evet. tabii ki Evet. bilgi verebiliriz. Evet. Ama buradan bilgi vermek çok doğru olmaz. Evet. Evet, yani ben şöyle söyleyeyim. Yani bizim buradaki amacımız müşterilerimize en fazla katkı değerde bulunmak ve biz dokümanelerdeki süreçleri incelediğimizde her dokümanenin aslında ana sorunlarından birinin fire hataları olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de Prescribe'ı bu sorunu tamamen elimine etmek için özel olarak geliştirdik. Eğer yani Türkiye'de şu anda bir müşterimiz yok ama şu anda ilk referans müşterimizi aramaktayız. Bununla ilgilenen dokümaneler varsa onlarla iletişime geçmeyi dört gözle bekliyoruz. Ben tekrar teşekkür etmek istiyorum bu webinari hazırladığınız için ve böylelikle bitirmek istiyorum. Evet. Peki. Teşekkür ederiz. Güzel, sağlıklı günlerde görüşmek üzere diyeyim. Hoşça kalın. İyi günler. Teşekkürler. İyi günler. Sağlıkla kalın.